Jandarma, asayiş, bot komutanlığı personelleri 7 gün 24 saat Kayseri'nin bütün sularında vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Komutanım sizi tanıyabilir miyiz? Jandarma, Subay Kıdemli Çavuş Ali Öte, Kayseri Jandarma, asayiş, bot komutanı. Efendim jandarma, asayiş, bot komutanlığı ne zaman kuruldu? Bir de kuruluş amacını sizden dinleyebilir miyiz? Kuruluş amacımız iç sularda ada adacıklar ile karadan ulaşılamayan koy ve kıyılarda emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmek, karadan denize veya aksine intikal eden suç ve suçluları takip etmek, sit alanlarını kontrol etmek, orman yangınlarını ihbar etmek, usulsüz su ürünleri avcılığını önlemek, kaçakçılığın takip, men ve tahkikini yapmak, Göller, barajlar ve su üstü ulaşıma imkan veren akarsularda bulunan deniz araçlarından yapılacak yardım çağrılarına müdahale etmek. Komutanım, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın görev yeri ve sınırları nelerdir? Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı olarak Kayseri ilinde bulunan tüm baraj, göl ve akarsularda görev yapmaktayız. Bot Tim Komutanlıkları olarak görev alanlarımız iç sular, akarsu yatakları, kıyı şeritleri, sit alanları, ormanlık bölgeler, adacık, ada ve adacıklardır. Peki komutanım, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ne kadar bir alanda faaliyet gösteriyor? Neler söyleriz? Jandarma Asayiş Bot Timleri 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanun ve Yönetmeliği'nin genel olarak jandarmaya verdiği tüm yetkilere sahiptir. Bu kapsamda iç güvenlik birliklerinde göller, barajlar ve su üstü mü su üstü ulaşıma imkan veren akarsularda emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmektedir. Peki komutanım Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı kaç kişilik bir ekipten oluşuyor ve personellerinizi hangi kurallara göre seçiyorsunuz? 4 kişilik bir ekipten oluşmaktayız. Asayiş Bot Komutanlığı personeli iyi derecede yüzme bilen, genel komutanlığımızca açılan kurslarda başarılı olan gönüllü personeller arasından seçilmektedir. Peki komutanım vatandaşın jandarma asayiş bot komutanlığına ve personele bakış açısı nedir? Jandarma her alanda olduğu gibi ülkemizde bulunan iç sularda da imkanlar elverdiği ölçüde ihbar ve çağrılara müdahale etmektedir. Kayseri ilinde yeni kurulan bir birim olduğu için farklılık teşkil etmektedir. Bölge halkı ve çevre illerden gelen vatandaşlar ile yapılan mülakatlarda vatandaşlarımız da tarafımıza memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Komutanım jandarma sadece karada değil e, suda da faaliyet gösteriyor. Bu anlamda personel ne düşünüyor? Asayiş Bot Komutanlığı personeli olarak jandarma'nın her alanda aktif görev yapması ve vatandaşa hizmet vermesi personelimizi mutlu ve onurlu etmektedir. Peki jandarma bot komutanlığı olarak hangi ekipmanları kullanıyorsunuz? Ekipmanlarımız arasında fiber tabanlı 200 HP gücünde 6,5 metre uzunluğunda lastik şişme botumuz, can kurtarıcı yeleğimiz, can simidi ve denizcilikte kullanılan bir gemide bulunması gereken tüm malzemeler botumuzda mevcuttur. Peki komutanım Kayseri'de bulunan baraj ve göller nelerdir? Nasıl sıralayabiliriz? Yamula Barajı, Ağacaşar Barajı, Akköy, Bahçeci, Kovalı, Sarımsaklı ve Sarıoğlan barajlarımız bulunmaktadır. Yine Kayseri'limizde e, göller olarak e, mevsimsel yağış değişikli değişikliklerine bağlı olarak Yay Gölü, Tuzla, Engir ve Sarı Göl bulunmaktadır. Kayseri'li geneli olarak barajların, göllerin ve çevrelerinde kalan kıyı şeritleri ise Alanların kapladığı toplam alan 750 kilometre karedir.